Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun, sizin şehrinizde, sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv, sizin tercihiniz. Konya Emniyet Müdürlüğü hırsızlıkların önüne geçmek için hurdacılara ve ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde yüzlerce çalıntı eşya satıldığı tespit edildi. İş yerinde arama yapan ekipler oto yıkama makinesi, halı yıkama makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, fotoğraf makinesi, oto teybi gibi çeşitli elektronik eşya, matkap, testere, çim biçme makinesi, hilti, taşlama makinesi gibi çeşitli inşaat ve tarım aletleri ve kol saati, tesbih gibi toplam 167 parça eşya ele geçirdi. Ekipler ayrıca arama esnasında ele geçirdiği bir adet pompalı tüfek, bir adet toplu tabanca, bir adet havalı tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ve iki adet tüpe de el koydu. Ekipler ele geçirilen malzemeleri daha önceden şikayette bulunan sahiplerine teslim etmek için çalışmalara başladı. Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ikinci el eşya alıp satanlara denetimlerini sürdürürken hırsızların da peşini bırakmadı. Hırsızlık olayının şüphelisi İBB Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, herkese merhabalar, günaydınlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar. SİHA Sabah Haber Kuşağı'ndayız. Haftanın ilk günü pazartesi efendim, günlerden pazartesi. Ben Selahattin Tekin. Gazete manşetleriyle gündeme başlayacağız. Gündemde önemli konular var, her zaman olduğu gibi. Önemli konular altında topladık başlıklarımızı. Elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Haftanın ilk günü dedik, huzur, mutluluk, sağlık versin Yüce Allah. Versin illaki, ama devlet büyüklerimize de bir taraftan ne versin? Basiret versin efendim. Niye? Niye? Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla da bizler ne diyoruz efendim? Devlet büyüklerimizden anlayış istiyoruz. Hayat pahalılığı konusunda olsun, diğer konularda olsun, ne istiyoruz efendim? Anlayış istiyoruz. Eğer bu olduğu zaman ne olacak? Bu olduğu zaman ancak o zaman bizler belki de muvaffak olabileceğiz, başarılı olabileceğiz, hayatımızı idame ettirmeyi başarabileceğiz. Refah seviyemiz yükselecek. Yükselecek. Ha, bazı vatandaşlar da şunun derdinde. Adam bırakmış refah seviyesini falan da geçinmenin derdinde. Neyin derdinde? Geçinmenin derdinde. Önemli olan bizler için budur. Ha, şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet, hizmetleri yalanlanamaz. TOK olsun, SİHA'lar, İHA'lar vesaire vesaire. Bunları uzatabiliriz ama hani şöyle bir şey var ya. Ya benim karnım doysun ilk önce, değil mi? Değerli izleyiciler, bizim derdimiz bu. Benim ilk önce karnım doysun. Ondan sonra ben çıkayım, arabada alırım, ne olacak? Ben TOK'a bineceğim, Şahin'e binerim. Ne oluyor ben
Yaklaşık olarak 10-15 senedir Şahin'e biniyorum Topaş'a. Ne oldu yani? Değişen ne? Çok yollarda kaldım öyle. Çok alan giden oldu vesaire. Çekici çağırdım, bir sürü para verdim, masraf ettim. Ne oldu? Senin yani bugün TOGG'a bindiğinde ne oldu? Mercedes'e bindiğinde ne oldu? Allah sağlık vermedikten sonra, huzur, mutluluk vermedikten sonra istersen uçağa bin ya. Uçağına geç. İnsan hayatından zevk almaz ki. Zevk alamaz yani. O yüzden ne diyelim? Allah ilk önce vallahi sağlık versin. Şimdi spor yapmaya başladım ben değerli seyirciler. Yaklaşık olarak bir hafta falan geçti. Spor hani başlıyorsunuz ya spora falan. Başladıktan sonra yahu bir hafta sonra hastalandım. Bakıyorum. Niye? Ha, dengeli beslenemedim. Sporcu olmak için gerçekten vallahi zengin olmak gerekiyormuş ya. Balığından tut. Hadi bulgur pilavını yeriz biz. Biz zaten bulgur pilavıyla, ayranla, kuru soğanla büyümüş insanlarız da. Balığından tut, kırmızı etinden tut, yumurtasından tut, vesaire şundan bundan tut. Her gün balık yiyemezsiniz değil mi değerli izleyiciler? Yani anlatacağım şu. İlk önce neyin olması gerekiyor? Yani bir şekilde ilk önce hayat pahalılığının çözülmesi gerekiyor. Hayat pahalılığının bir şekilde çözülmesi gerekiyor ki ondan sonra eğer olursa şey, bu arada da kameradan ben şeyi görüyorum. Yaka mikrofonunu görüyorum. O yüzden düzeltme yaptım. İlk önce hayat pahalılığının çözülmesi gerekiyor. Bugün sözcü diyeceğiz efendim. Niye? Bugün sözcü diyeceğiz. Bakalım bir başlıklar altında inceleyelim. Gazeteler çünkü dağıtıyoruz. Bazen hem bütün gazeteler aynı şeyi söylüyor. Karmaşa oluşuyor. CHP'li vekil demiş, AKP'li vekile mecliste böyle sordu. 5 milyon dolar aldın mı diyor. AKP'li vekil, CHP'li vekile böyle cevap verdi. AKP'liler bunu hep yapıyor. Ciddi bir soru karşısında hemen Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'na sığınıyorlar demiş. İşte son örnek diyor. Mecliste önceki gün yolsuzlukların araştırmasına ilişkin CHP önergesi görüşüldü. Kürsüye çıkan CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz, yüksek hızlı tren ihalesi için AKP'li vekil Süleyman Karaman'a 5 milyon dolar ödeneceği iddiasını gündeme getirdi. Hep aynı nakarat diyor efendim. Yavuz Yılmaz Karaman'ın yüzüne bu doğru mu diye sordu. Kürsüye çıkan Karaman şu cevabı verdi. Bu isnat bütünüyle yalandan ibaret. Siz hırsızsınız. TOGG'u durduramayacaksınız. CHP'nin önergesi reddedildi diyor. Muhalefet ne soruyor? İktidar ne yanıt veriyor? Demiş. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, AKP'li Süleyman Karaman hakkındaki yüksek hızlı tren YET ihalesinin taşeronu olan şirketten 5 milyon dolarlık taahhütname aldığına ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Karaman'la aralarında söz düellosu yaşandı demiş efendim. Sansür yasasının ilk davası CHP liderine diyor, uyuşturucu parasıyla cari açık kapatılıyor diye Kılıçdaroğlu hakkında emniyet suç duyurusu yaptı. Dezenformasyon yasası kapsamında dava açılması istendi diyor. Valla hatırlayacaksınız daha önceden AKP'den ayrılıp da özellikle İYİ Parti'ye geçen bir milletvekili vardı değil mi? Şu anda aklıma gelmedi emin olun. O vekil biraz da yolsuzluklardan bahsetmişti. Öyle söylemişti efendim, onun iddiasını getirelim. Cumhurbaşkanına söyledim. Yani yolsuzluk derken olumsuzlukları söyledim. Bir yıldır yanıt bekliyorum, olmadı. Ondan sonrasında da İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de rozetini takmıştı değil mi? Şimdi yolsuzluk var mıdır yok mudur? Biz var diyemeyiz, yok da diyemeyiz. Yani buradaki açıklama özellikle meclisteki bir tartışma efendim. Yani ne tarafından tutarsanız tutun. Yani illaki hani bazı işlerde şöyle bir durum söz konusu olur değerli izleyiciler. Hani vardır ya o rutinin dışına çıkılan şeyler. Bundan kastım benim şu. Yani iş içerisinde yaptığınız iş içerisinde özellikle bazen bazı şeylere de yetişemezsiniz emin olun. Eğer alenen aşikaren gerçekten burada
bir yolsuzluk söz konusuysa göz göre göre yapılıyor. Göz göre göre yapılıyor ve buna karşı çıkılmıyorsa onlar da ne diyelim? Yüce Allah'a havale ederim. Ama biz burada kalkıp da doğrudan veya dolaylı olarak kalkıp da AK Parti yolsuzluk yaptı, CHP yolsuzluk yaptı, İYİ Parti yolsuzluk yaptı diyemeyiz. Bizler buradaki oluşan nakaratı sizlere açıklıyoruz. Manşeti sizlere açıklıyoruz efendim. Efendim gündemi bir açalım. Gündemi bir açalım. Bakalım tekrardan hem gazete manşetleriyle hem yorumlarla buradayız. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz vallahi, fidan dikiyoruz. Peki anneciğim, burası neresi? Burası, ben de bilmiyorum vallahi, geldim anne. Ne iş yapıyoruz burada anne? Fidan dikiyoruz. Maşallah. Peki ne zaman bitecek bu? Bilmem ne zaman biteceğini. İlgimiz yok öyle mi? İlgimiz yok. Kaç tane fidan diktik buraya? Bilmiyorum onu. Nasıl bilmiyorsun ya? Yaptığın işi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Peki, tamam. Dur. Enişte sağ ol. Sağ. Öyle mi? Niye gönderdin seni buraya? Ben ona yardım oluyor. Yardım mı? Ne iş yapıyor enişte? Bile emekli. Öyle mi? Maşallah, tamam. Var mı buradan söyleyebileceğin herhangi bir iş? Yok, sağ ol. Peki, tamam. Anne selamünaleyküm. Ama ben olmam. Anne selam, yok konuşacağız. Olmaz. Adın ne? Adın. Emine Azma. Emine anne. Ha, nasılsın, iyi misin? İyiyim abi. Rabbim iyilikler versin. Allah'ım. Enişte ne yapıyor? Evde çiftçilik yapar. Öyle mi? Maşallah, tamam. Nerelisin? Hatip'ten geliyorum. Hatip'ten geliyorum. Peki ne yapıyorsunuz burada? Fidan dikiyorum abi. Kaç tane diktiniz? Vallahi bilmiyorum. Dikiyorum ben kararımı. Tam sayısını bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum abi. Tamam. Peki kim sebep oldu size buraya? Erdoğan abi. Öyle mi? Erdoğan abi sebep oldu. Allah tamam. Razı olsun. Ne zaman geldiniz? Ta hep bir olduk geldik işte. Bölüm benim 5. Devam gelenler 11-12 oluyor işte. 13. Öyle mi? Ha, benim bölüm 5. Peki enişteye neler söylemek istersiniz? Valla ne diyeyim de. He? Ne diyeyim? Erdoğan benim gelir giderim. Yani ona göre. Öyle mi? Benim peki yok. Annem. Peki kendine iyi bak. Ha. Ne oldu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annem ne yapar, iyi misin? İyi. Adını bir bağışla. Emine. 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 Kaç yaşındasın? Bilmiyorum yaşım. Yaşım nasıl bilmezsin? Aman bilmiyorum yaşım. Öyle mi? Vallahi 80 mi 90 mı? 90'lar var. 90 falan mı? Ama iyi çalışıyorsun anne. Çalışırım ya canım. Ya çalışırım. Dedesi abi dedi. Ya dedem öyle yok. Öyle mi? Dedem yok. Ne zaman gönderdin dedeyi? Ya dedem yok. Kedileri yapıyordu. 12 sene oldu. 12 sene mi oldu? Nasıl, çoluk çocuk falan sağ mı senin? Var. İki çocuğum var. Bakarlar mı sana? Bakarlar. İyi bakıyorlar öyle mi? Bakalım. Peki burada ne yaptınız anneciğim? Fidan ettik. Şunları temizliyorum. He. Elimle, kureyle yapamadım. Yapamadın mı? Ya yapamadım. Bazı şunları şimdi atıyorum. Topakları şunları. Öyle mi? Fidan ekiyoruz. Peki. Tamam anneciğim. Hadi kolay gelsin sana. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah. Sizi tanıyalım efendim. Fadime Işık, Osman. Fadime Işık. Fadime Hanım nerelisiniz? Karadeyinliyiz. Karadeyin. Nereye bağlı efendim bu? Merama. Merama bağlı öyle mi? Evet. Peki ne yapıyorsunuz burada? Burada ağaç dikiyoruz. Ağaç dikiyorsunuz. Evet. Kaç tane ağaç efendim? 800. 800 tane. Kaç gün çalışacaksınız? Kaç gün çalışacağız? Ağaya bağlıyız. Ağaya bağlı öyle mi? Ağa öyle mi? Günlük 800 fidan dikimi gerçekleştiriyor öyle mi? Evet. Peki enişte sağ mı? Sağ. Öyle mi? Maşallah ne iş yapıyor? Asgari ücret. Öyle mi? Evet. Ya ne iş yapıyor yani? Ayakkabı. Ayakkabı. Maşallah. Peki. Teşekkür ederim anneciğim. Kolay gelsin. Gel bakayım seni tanıyalım. İsmin ne? Ayşe. Ayşe Hanım nerelisin? Karadeyinli. Karadeyin. Kadınların yaşı sorulmaz ama ben soruyorum. Kaç yaşındasın? 22. Evli misin, bekar mısın? Bekar. Kızım niye geldin buraya ya? Niye? Çalışıyoruz. Çalışıyorsun öyle evet. Mi? Orada bir iş bulamadın mı yani buraya geliyorsun burada? Ormanı sevdiğimiz için buraya geldim. Ha geldi. Maşallah efendim. Örnek bir insanımız. Ne dedi? Ormanı sevdiğimiz için buradayız. Ekmek parasına
Katlanıyoruz dedi. Peki, size kim gönderiyor? Çavuşumuz. Çavuşunuzun ismi ne? Adem Şen. Adem Şen öyle mi? Erdoğan evet. Bey destekleri oldu mu? Evet, çok oldu. Teşekkür çok ediyoruz oldu. Kendisine. Öyle mi? Tamam. Peki. Sana bir özel bir soru soracağım. Şimdiki bayanlar, evet. Tamam. Böyle biz mesela erkekleri istiyorlar ama evi olsun diyor, arabası olsun diyor. Para senin için önemli mi? İkisi de önemli. Öyle mi? Evet. Niye bu? Fakir olsa ne olur yani? Şu anda her şey uçtuğu için. Fiyatlar çok evet. Pahalı değil mi? Hayat şartları götürmüyor. Evet. Değil mi? Çok güzel. Peki kameralarımıza ne söylemek istersiniz? İyi bir arabası olan, iyi bir ev olan. Geleceğim hanım. Doğru mu? Doğru. Kızım söylesene ne korkuyorsun ya. He? Yok. Efendim, hayırlısı neyse olsun. Tabii tabii işin latifesi. Bu arada da arkadaşımız gerçekten güzel bir noktaya değindi. Ağacı seviyorum dedi. Ormanları güzelleştiriyoruz. Ha ormanları güzelleştiriyor. Böyle orman sevgisi olan birisi lazım. Efendim yeşil ağacı. Sigara içmeyecek, alkol olmayacak, arabası olsun, evi olsun. Başka ne olsun? He? Parası yeter. Olsun mu? Yeter. Öyle mi? Yeter değil mi? Fazla para ya. Olmuyor değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Anneciğim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seni tanıyalım. Ayşe Altay. Ayşe Altay. Nerelisin Ayşe Hanım? Çayırbağlı. Çayırbağlı. He. Karadiğin, Çayırbağ hep o taraftan mı geldiniz? He. Hep peki anneciğim anladım. Orada iş var mı yok mu? Vallahi kardeş yok. Cepçeye giderim. Dün cepçedeydim. Ben fidana geldim. Fidanı dikeceğim. Öyle mi? He. Sebzeye nereye gittiniz anneciğim? İreşil. İreşil'in üstünde. İreşil. Anlamadım. İreşil, İreşil. İreşil. He. Nereye bağlı efendim bu? Konya'ya bağlı. Konya'ya bağlı. Peki tamam. Kaç tane ağaç dikeceğiz? 1000 tane ağaç öyle. Dikeceğiz. Tamam. Enişte sağ mı? Sağ. Maşallah. Kaç yaşında? Vallahi 40 yaşında var. 40? Nasıl 40 yaşında? Senin enişte. Sen kaç yaşındasın? Zaten benim enişte 40 yaşında. Kızım sen ne yapıyorsun? Benim enişte emekli. Ha emekli mi? Tamam o zaman 50-60 vardır. Bu öylesine söylemiştim. Peki. Nereden emekli? Kırom'dan. Kırom'dan emekli. He. Enişteye ne söylemek istersin? Enişte yengeyi yakaladım. Tamam söyle bakayım hadi. Aşkım, canım falan. He? Beni besleyorsun git. Öyle mi? Seni beslesin mi? He. Ne doğrusu? Evim var. Nasıl olsa evim var. Başka bir şey yok. Peki şunu diyeceğim. Ha. Seni seviyorum diye enişteye. Enişteye diyeceksin ama. Tabii canımdan seviyorum ha. Ben onu. Öyle değil mi? Öyle değil. Aşkım seni seviyorum diye. Bir kere söyle. Aşkım bir tanem seviyorum. Ne olacak? Ha. Işte örnek insan böyle olmalı efendim. Gördünüz mü? Çok ben seviyorum kocamı. Sever misin? Tamam. Tamam anne. Ben seviyorum ben kocamı. Tamam anneciğim geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Aslan. Aslanım. Aslan. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyorum efendim. Şerife. Peki tamam. Nerelisiniz? Hatıplı. Hatıplı. Evet. Kaç yaşındasın? Sorulmaz neyse. Geçtik burayı. 40 kesin. Yaşındayım. Öyle mi? Maşallah. Niye geldik efendim buraya? Ormanı güzelleştirmek için. Maşallah. Yine efendim örnek bir kardeşimiz ormanı güzelleştirmek için geldik dedi. Evet. Peki düşüncelerini alalım. Kime ne söylemek istersin? Bakın size burada bir ekmek parası sonuçta değil mi burası? Neler söylemek? Önce vesile olan insanlardan teşekkür ediyorum. Buraya bizi getirdiler. Ormanımızı güzelleştiriyoruz. Yeşillendiriyoruz. Herkes adına teşekkür ederim. Biz de onların vesilesiyle bir para kazanıyoruz yani. Ekmek parası. Maşallah. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür çok sağ olun. Aleyküm. Aleyküm. Seni tanıyalım. Gülfizar Sözer. Ne Sözer? Gülfizar Sözer. Gülfizar Sözer öyle mi? Evet. Peki. Nerelisin? Çayırbağlıyım. Çayırbağlı. Dökümü ağlayalı. Öyle mi? Enişte evet. Ne iş yapıyor efendim? Dökümcü. Dökümcü mü? Evet. Nasıl çoluk çocuk var mı? Var. Üç çocuğum var. Üç çocuğum var öyle mi? Evet. Maşallah ne yaptın? Ev verdin, gelen ettin, askere gönderdin. Askerden geldi bu oğlum var işte hazır evlenecek. Bir de kızım var. Öyle mi? Evet. Maşallah tamam. Allah hayırlı yazılar yazsın efendim. Amin. Peki neler söylemek isteriz buradan devletimize? Vallahi devletime ben şu ineklerin yemlerini düşürsün onu isterim. Başka girdi fiyatlar öyle mi? Evet. Efendim girdi evvel fiyatlar. Bir kamyon saman alırdım. Hinci kiloyla alıyorum samanı. Efendim girdi fiyatlarından şikayetçi olan bir tarım işçimiz daha. Bizim insanımız efendim. Bizim kültürümüzün insanı diyor ki özellikle yem fiyatları konusunda. Evet ben ondan şikayetçiyim. Evet. Beyim çalışır, ben çalışırım, oğlum çalışır. Üç kişi bir malın boğazına ancak hakkından geliyor. Öyle mi? Evet. Kendimizi doyurduğumuz kadar bir de onlara bakıyoruz. Evet. Neyse sağlık olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. Seni tanıyalım. İmine Öner. Şöyle bir kameraya diyorum seni bir görsün. Böyle var ya tıpkı bir Anadolu insanı var ya efendim. Tam Anadolu. Nerelisin? Karadenliyim. Karadenliyim. Ya kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Enişte ne yapıyor? Çalışıyor.
Çalışıyor öyle mi? Sen 50 yaşında mısın? 50 yaşında. Vallahi biraz yaşlı gibi gösteriyorsun anne sen ya. He? Neyse tamam. Enişte ne iş yapıyor? Çalışıyor. Ne iş yapıyor efendim? Sigorta işten çalışıyor. Öyle mi? Maşallah. Hı. Peki ne söylemek istersin buradan kameralarımıza? Teşekkür ederim. Nerede? Daha sana da geleceğim. Dur. Sana geliyorum. Dur. Gel. Kime? Kim? Abi dön o tarafa. Hadi kamera döndü. Hadi bir kıpırda. Hadi kıpırda kamera döndü. Konuşuyoruz burada. Ne diyeyim? Merhaba. Merhaba. Siz tanıyalım. Meryem Turgut. Lütfen şöyle dönebilir miyiz? Meryem Turgut. Meryem Hanım nereliyiz efendim? Çayırbağlıyım. Öyle mi? Peki daha öncesinde de tarım işleriyle uğraşıyoruz. Yok fazla ilgilenmedim de bu sene. Niye sen ev hanımı mısın? Ev hanımıyım. Niye çıkmıyorsun tarlaya falan? He? Ne yapayım eşim salmıyor. Ha eşim salmıyor. Sen de hasta olunca sen gittin. Enişte ben geri yakaladım öyle mi? Çok çocuk var mı efendim? Var 4 tane kızım var. Maşallah ne? 4 tane kızım. Ne yapayım Allah vergisi. Vallahi gör. Lan biz biri yapamıyoruz be. Neyse peki. Burada neler söylemek istersin kameralarımıza? Vallahi ne diyeyim? Bir şeyler söyle. Vatana, millete sağlık, huzur, mutluluk. Aynen. Ha, aynen. Bir şeye de bir şeyler söyle. Ne diyeyim kameralarım? Allah'tan şifasını istiyoruz. Selamünaleyküm. Abi seni tanıyorum. Halil Şer. Halil Şer. Nerelisin Halil abi? Çayırbağlıyım abi. Peki bize buradan bir bahseder misin? Ne istemezsin abi? Şey. Yani kaç tane aşk ekiyoruz abi diyor. Yaklaşık olarak 200 aşkın mı? He, 200 aşkın ekiyoruz abi. Ha, en azından Yeşilay'cıyız. Doğru evet. Mu? Güzel bir şey yapıyoruz, tamam. Çalışıyoruz. Peki neler söylemek istersin kameralarımıza? Bir şikayetiniz var mı? Sonuçta bir vatandaşsınız efendim. Abi vallahi orman işçilerine verilen para az yani. Az öyle mi? Evet. Biraz daha yükselsinler mi böyle? Yani? Biraz daha yükselsinler. Yemek değil mi ya sonuçta? Günlük yemeğe 200 lira olur mu? Nasıl devletsiniz arkadaş? Yemek çay gidiyor yani. Değil mi? Gider gider abi iyi bilirim ya. Peki ama yine de milletimiz devletimiz var olsun değil mi? Tabii tabii. Eksik olmasın başımızdan. Ha var. Bir hemen özellikle şunu söyleyeceğim. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama gelmişti. Neydi o ifade? Özellikle girdi fiyatlarının yakın zaman içerisinde düşürüleceğine dair bilgi verilmişti. Bakan Nebati yaptığı açıklamada son olarak Şubat ayına işaret etti. Ne söyledi? Orada özellikle çiftçilerimiz ve işçilerimiz 2023 Şubat ayı içerisinde girdi fiyatlarının özellikle tek haneye düşürüleceğini bildirdi. Son olarak ne söylemek isteriz? Vallahi devletim sağ olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Öyle mi? Peki çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ ol. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun? Geleceğim yanına. Senin yanına geleceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Ya yaş kaç oldu senin ya? Yaş benim 68 adam. 68. Yenge nerede? Yenge hasta evde. Ne hastalığı var abi? Birinci hastalığı var arkadaş. Hava. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Burnundan ağzından hava veriyorlar ona. Allah'ım sağlık, huzur, mutlu. Neler söyleyebiliriz abi? Ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebilirim abi? Ben çalışıyoruz. Ben de olmayacak olsam iş kötü. Kötü mü? Kötü. Peki neler söyleyebiliriz devletimize efendim? Vallahi devlet bize destek olursa biz de ona destek olacağız. Öyle mi? Nasıl bir destek olsun efendim size? Vallahi para olsun da, iş olsun da bize vermek olsun. Biz ona daha iyi mutlu yaparız. Ne diyelim abi? Ne gibi? Son olarak ne söyleyeyim? Ne söyleyeceksin? Gereken neyse yapılsın. Yapılsın öyle mi? Yapılsın abi. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ya bakalı, un bakalı. Biz ne burada kazandığımız parayla ne alabilir? Doğruca söyle. Ya alamayın, un alamayın. Ekmek çıktı pahalı. Ekmek de pahalı. Ne az yiyin? Ne az yiyin? Nasıl çalışacaksın ne az yiyin? Küreğinle çalışıyorsun. Küreğinle bak. Yağlı yememiz lazım doğru mu efendim? Ha, yağlı yememiz. Sen cinç olmamışsın yağlı yiyecek. Yağlı yiyecek olmuyor. Ah, kürek sallanmıyor. Un yok. Ekmek yok ya ben bir un ekmeksiz kaldım. Ne olayım ekmek çıktı bu baya. Bir çuvalı un 650. Ne 600? 4 gün çalışacağım bir çuvalı. 650. He. Bir çuvalı unu ben mi kaç? Var, he. Efendim, çağrımız var. Girdi fiyatları pahalı diyor. Özellikle evlat yok fiyatları pahalı diyor. Kiralar. Kira artış oranları keza. Kiralı. Benim çocuğum daha 2 bin lira evde oturuyor. 2 bin lira parayı benim çocuğum nerede bulacak? Asker ücretli çalışıyor benim çocuğum. 2 bin lira ev kirası veriyor. Kazandığını onun bunun pisliğini temizliyor benim çocuğum hastanede.
Öyle diyorsunuz da vallahi ekmek bu dünyanın ekmek bu dünyanın parası. Allah'ım çarş ekmeği, izicik bir çarş ekmek. Yine zam geliyor ama 4 lira var. Geldi mi? Bizim bu tarafa gelmedi, gelmedi. Geldi. Dükkanlarda lan pahalı abi. Akşam mesajlar geldi. Akşam mesajlar. Vatandaşın beyanı bu şekilde, biz de duyurmuş olalım, gel buraya. Ekmek pahalı olduğunda ben ne yiyeyim ne içeyim? Söyle bana, yakınlar. Evet. Konuş. Konuşma. Kiralar uçtu gitti. Vallahi. Bu insanlar asgari ücretle nasıl geçinsin? Yani. Ha. Onu bana bir söyle. Evet. Asıl. Peki bunun dışında? Bunun dışında zaten adam 2-3 milyar aylık. Doğalgaz, su, elektrik derken hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra da boşanmalar oluyor. Sırf bu yüzden. Efendim önemli noktaya değindim. Burada. Dön şöyle kamerayı. Boşanmalar neden oluyor? Boşanmalar neden oluyor? Dur anne. Sana da girelim. Şöyle otur. Dur. Boşanmalar neden oluyor? Doğalgaz. Elektrik doğalgaz benim 1 milyar tutuyor. Sadece elektriğinden doğalgaz. Bir de su, 1 milyar da su geliyor, oldu 2 milyar. Benim kazancım ne olacak? Ya bak, her var 4 kişi çalışmak üzere, geldi elektriğin parasını ödeyemiyor. Vallahi elde olsun. Kendim böyle ameliyeye geliyor. Erdem abi, bana akıl verin de ona göre ben çalışayım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Boşanmalardan bahsettiniz. Tekrar evet. Eder misiniz o kısmı? Şimdi dediniz mi? Fiyatlar pahalı. Haliyle evet. Boşanmalar da. Anlaşılmıyor çünkü. Kızım şöyle dönsene. Bana niye bakıyorsun lan? Evet anam. Şöyle dik dur bak. Tamam şöyle dik. Az getirin. Sebepler ne efendim? Ben evlenmedim. Ha evlenmedin sen. Evet. Tamam ben ne bileyim. Bekarım. Yani bu pahalılıktan dolayı. Yani. Boşanıyor değil mi? Evet. Ne olması gerekir efendim? Her şey indirim de olsa daha iyi olur. Önceki fiyatlara geri dönsek daha iyi bence. Yani zamlar insin mi efendim? Evet, zamlar insin. Asgari ücret 2,5 iken her şey daha iyiydi. Öyle olsun. Öyle olsun. Peki, teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun sizin şehrinizde sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv sizin tercihiniz. Evet efendim devam ediyoruz. Önceki gün enflasyonun düşürüleceği iddia edilmişti. Bunu kim söylemişti? Bakan Nebati. Ne demişti? Tek sayıya indireceğiz dedi. Nebati tek sayıya indireceğiz dedi. TÜİK enflasyonu açıkladı %85 oranında. ENAG açıkladı %85. Yani %185. Şimdi TÜİK bir taraftan da devletin hani ENAG'a baktığımız zaman çelişiyor. Yani aralarında %100 fark var. Aralarında %100 fark var. Ha buna bir şey söyleyebilir miyiz bilmiyoruz ama biri farklı öbürü farklı veriyor. Bir okuyalım bir. Çarşı pazardaki zam yangını Ekim'de de sürdü. Aylık enflasyon %3.54 oldu. Zam şampiyonu ise sebze diyor. Rakamları tartışmalı TÜİK'e göre. Ekim'de yıllık enflasyon %85.51'e çıktı. Ekonomi uzmanlarının yer aldığı ENAG'a göre ise yıllık enflasyon %185.34'e çıktı. Zaten piyasada bunu doğruluyor. Mutfaklar alev alev yanıyor diyor. Memura emekliye %17 zam göründü demiş. Temmuz sonrası 4 aylık enflasyon %10.85 olarak gerçekleşti. Artış böyle sürerse 2023 başında memur ve emeklisinin maaş zammı
%17.35'e kalacak diyor burada. Gerçekten bizler sürekli olarak söylüyoruz. Hayat pahalılığını sürekli olarak dile getiriyoruz. Devlet yetkililerine burada sürekli olarak sesleniyoruz. Ne diyoruz efendim? Hayat pahalılığını çözün. Hayat pahalılığını çözün. Vatandaş huzura, mutluluğa kavuşsun diyoruz. Geçen gün önceki gün Nebati açıkladı. Dedi tek sayıya düşüreceğiz dedi efendim. Bizler yazdık bunu biliyor musunuz? Yazdık. Özellikle Aylin Hanım yazdık doğru mu? Tamam yazdık. Değerli yönetmenim. Şimdi bunların hepsini yazıyoruz ki şimdi enflasyon tutamıyoruz elimizde. Yani günde gün değişiyor. Bir haftada farklıysa öbür hafta farklı bir duruma geçiyor. Ama işin garip tarafıysa sürekli yükseliyor. Yani aşağı düşmüyor. Sürekli olarak yükseliyor. Onun için yazıyoruz. Yazdığımızda diyorum ki acaba benim de yazdığım oluyor. Hani diyorum ki ben yanlış bir şey mi yazdım ya burada diyorum enflasyonda. Yanlış bir şeyler mi yazdım diyor. Bakıyorum yok yanlış yazmamışsın. Doğru yazmışım. Enflasyon yükselmiş efendim. Sürekli yükseliyor. Böyle söyleyelim. Vatandaşın bütün derdi ekmek davası. Zam yağmuru. Yani bugün tamam dillendirilmez ama sigara diyeceğim. Abi adam içiyor yani ne yapalım? Abi alışmış kudurmuştan beterdir. Gözünü sevdiğim. Alışmış herif alışmış. Yok bırakamıyor. Şimdi bugün en çok özellikle vergi alınan tekel ürünleri. Doğru mu? Tekel ürünleri vergi alıyor. Şimdi ne olacak? Adam bırakamazsa ne olacak? Ya tütün içecek ya kaçak sigara içecek. Şimdi kaçak sigaraya da rağbet arttı. Niye? Zam. Zam. Kaçakçılığın önüne geçmek için özellikle tekel fiyatlarının da düşürülmesi gerekir. Kaçakçılığın önüne geçmek için. Makul bir fiyat olursa, vatandaşın cebine de yatmazsa gider abi paşa paşa bakkaldan gerçek bandrolü sigarasını alır içer. Ama bugün sigara fiyatları olursa 30 lira 40 lira olursa bu vatandaş mecbur ne yapacak? Ya kaçak sigara içecek ya da tütün içecek. Başka bir alternatifi yok. Ha içilmese daha iyi. İçilmesin keşke içilmesin. İçmeyelim. Olmuyor. Bırakamıyorsun kardeşim ne yapalım? Çözüm ne? Vatandaşı köşeye sıkıştırıp sopayla vurmak mı vatandaşa? Değil. Çözüm bu değil bakın. Çözüm tamam idareci olmak bir taraftan da. Bir taraftan da idareci olmak diyelim. Bakalım haber bize. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik operasyonları devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlardan dolayı köşeye sıkışan zehir tacirleri ellerindeki zehri saklayabilmek için binbir yönteme başvuruyor. Bu kapsamda Meram ilçesinde yürütülen çalışmalarda güvercin kümesinde 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçükkavak Sokak'ta bulunan bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, ikamette detaylı bir arama gerçekleştirdi. İkametin bahçesinde güvercin kümesi olarak kullanılan yerde 150 adet uyuşturucu hap maddesi gizlendiği tespit edildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koydu. Operasyonda 10 parça halinde toplam 2620 gram esrar maddesi, 1 miktar metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet efendim devam ediyoruz. Bu havalandırma cihazı yenilenseydi belki de 41 madenci ölmeyecekti diyor. Maden faciası ile ilgili bir açıklama var burada. Amasra'da 41 işçinin öldüğü madenle ilgili skandallar bitmiyor. Madendeki metan gazını çekip içeriye temiz hava veren havalandırma cihazının 44 yıllık olduğu ortaya çıktı. 3 milyon liralık cihazın yenilenmesi için 3 kez ihale yapıldı ancak cihaz yenilemedi. Yenilenemedi. Bilirkişi havalandırma yeterli olsa olay önlenirdi demiş diyor efendim. Bu şekilde bilgi veriyor. Burada da tekrar ne diyelim efendim, madencilerimizi analım. Ölenlere, şehit olanlara düzeltiyorum efendim. Tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, yaralı ailelerine başsağlığı dileyelim efendim. Allah rahmet eylesin. Yalvaç müftüsü Ömercan hakkında soruşturma açıldı. Müftü Atatürk için 10 yıl marşı ile tabutlarına put tapınarak avınıyorlar demişti.
diyor. Geçen gün de bahsettim. Sonuçta ulu evler Atatürk Cumhuriyet'in başkomutanıdır efendim. Özellikle kimse kalkıp da kimseye hakaret edemez. Burada biz de özellikle ne yapalım efendim? Bunu kınayalım. Yani başka türlü kimse herhangi bir lidere, bu Peygamber Efendimiz de olursa olsun, Atatürk de olursa olsun, kimse diyemez. Ha, diyenler var mı? Var. Araboğlu diyenler var. Var. Onları biz Allah'a havale edelim. Ama burada kalkıp da Cumhuriyet zamanında savaşmış. Ulu Önder Atatürk'ten bahsediyorum efendim. Sonuçta yönetmiş, orduyu yönetmiş, bir komutan olarak orduyu yönetmiş. Kalkıp da burada put diye düzeltiyorum efendim. Burayı düzeltiyorum. Put diye, müftiye, Atatürk'e put diye hakaret edemezsin. Eski başbakana suikast girişimi diyor. Pakistan'ın eski başkanı İmran Han'a otobüs üstünde halka selam verirken kalabalığın içinden ateş açıldı. Han bacağından vuruldu ama durumu iyi diyor efendim. Öbür taraftan tavuk kuluçkaya yattı diyor. Civciv değil, uyuşturucu çıktı demiş. Konya'da narkotik ekipleri ihbar üzerine gittikleri evin kümesinde araba yaptı. Kuluçkaya yatan bir tavuğun altından da 1 kiloya yakın metamfetamin çıktı. 2 kişi tutuklandı diyor efendim. Burada da bu bilgilere yer veriyor. Özellikle öbür taraftan Türkiye kara para listesinden çıkamadı demiş. Geçen yıl Türkiye kara paranın aklanmasını engellemedeki eksiklikler olduğu gerekçesiyle gri listeye alınmıştı. Bu yıl yine aynı listedeyiz. Pakistan ise çıktı diyor. Anlam veremediğimiz şu, tavuğun altına nasıl koyabiliyor ya bunu? Gerçekten hani yurdum insanı diyoruz ya bir tarafta da. Tavuğun altından uyuşturucu çıkıyor. Anlam vermek gerçekten de çok... Bir bakalım mı bu tavuğa efendim? Bir bakalım efendim. Buyurun. Narkotik ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu maddeleri sokağa ulaşmadan ele geçirildi. Türk polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı zehir tacirlerinin korkusunu gözler önüne seriyor. Zehir tacirleri uyuşturucuyu gizleyebilmek ve sevkiyatını yapabilmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Ermenek sokaktaki bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette bulunan kümeste arama yapan ekipler hayrete düşüren bir olayla karşılaştı. Kuluçkaya yatan bir tavuktan şüphelenen polis ekipleri, tavuğu olduğu yerden kaldırdı. Yumurta olması gereken yerden poşetler dolusu metamfetamin maddesi çıktı. İkametteki detaylı aramasına devam eden polis ekipleri 824 gram metamfetamin maddesi, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ve 11.100 TL suç unsuru para ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından adli işlem başlatılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, biz sona geldik. Vallahi çayım da bitti. Valla bu sefer var ya, çok çay içiyorum diye bu bardakla çay verdiler. Yani bu bardakla çay verdiler. Niye? Şimdi çay bitiyor efendim, dolduruyorlar. Bitiyor, dolduruyorlar. Artık bunlar da bıktı. Bu sefer büyük bardakla vermişler, bir de sallama çay veriyorlar efendim. Yani bir de işin bu tarafı var. Çayı seven bir insan olarak da ne diyelim? Sallama çay içmeyiz biz. Doğru, demir çay. Hani Ramazan ayı falan olursa bir gece kalkıyorsunuz ya, kalktıktan sonra çay demlemek ağır falan geliyor. O zaman çay içiliyor. İçilmiyor değil ama bu şekilde de ne diyelim efendim? Merhamet yahu diyelim. Efendim, gördüğünüz gibi çayımız da bitti. Bugün ne dedik? Haftanın ilk günü dedik efendim. Cumartesi şey. Haftanın ilk günü bugün efendim. Bugün ne? Pazartesi efendim. Günlerde yüce Allah sağlık, mutluluk, huzur versin hepimize. Özellikle işimizde başarılar nasip eylesin diyelim. Biz kapatıyoruz. Bugünü bizlerden bu kadar. İnşallah tekrar yani yüce Allah bizlere nasip ederse efendim tekrardan sizlerle görüşmeyi umut ediyor ve herkese mutlu bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız. Thank you.
reis bizim adımıza...